Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. 28 yıldır İslam üzerine araştırmalar yapıyorum arkadaşlar. Ben de hepiniz gibi geleneksel bir din öğrenerek büyüdüm. Babam bana hep dini şeyler anlatırdı ama onların pek de dini olmadığını bir süre sonra ancak öğrendim. Öğrendikten sonra da tabii ki kuşku duymaya başladım ve sürekli araştırdım. Araştırdıkça bana öğretilenin aslında inandığım kitapla yani Kur'an'la pek ilişkisinin olmadığını gördüm ve daha çok araştırmaya başladım. Kur'an'a olan hayranlığım, geleneksel dine olan da eleştirim arttı. Ve bunları zaten sizlerle burada paylaşıyorum. Şunu söylemeliyim ki arkadaşlar, benim dedem bir vaizdi. Babam da ondan öğrendiği şeyleri bize sürekli aktarırdı, anlatırdı. Şimdi geçmişte yaşayan insanların açıkçası yanlış bir din öğrenmesini anlayabiliyorum. Kitap yaygın değildi, insanlar okur yazar değildi. Gidip vaizleri dinlerlerdi, hatipleri dinlerlerdi. Onlardan bir şey öğrenirlerdi. İnternet yoktu, bilgiye ulaşmak çok zordu. Kitap çok yaygın değildi ve pahalıydı. Ama günümüzde böyle değil. Dolayısıyla aklını kullanan her insanın dinini samimiyetle incelemesi ve araştırması üzerinde düşünmesi gerekir. Birçok insanın yaptığı yorumlara baktığımda açıkçası yorumlarının çok sığ ve yersiz olduğunu görüyorum. Lütfen arkadaşlar, kendi iyiliğimiz için inandığımız dini iyi araştıralım. Öncelikle Kur'an'ı iyi derecede okuyup onun kavramlarına hakim olmaya çalışalım. Ne kadar bu tür konularla ilgilenirsek Allah o denli bize dinini öğretecektir. Kur'an'ın argümanına göre hidayet eden sadece Allah'tır. Yani birinin oğlu oldunuz diye, bir toplumda doğdunuz diye doğruyu bulamazsınız. Dolayısıyla Mekke toplumu Allah Resulü'nden doğru bir dini öğrenemedi. Ona karşı çıktılar. Hatta defalarca onu öldürmeye teşebbüs ettiler. Savaştılar, onları yok etmeye çalıştılar. Bunun nedeni kendi inançlarının daha doğru görüp Allah Resulü'nün anlattığı dinin uydurma, kendinin ürettiği bir din olduklarına inanmalarıydı. Gerçeği göremediler. Çünkü gerçeği görmek için arkadaşlar mutlaka gerçeği görmeye layık olmak gerekir. Günümüzde de bu değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla Kur'an'da mükemmel bir din var. Ama geleneksel din izleyicileri Kur'an'daki dini gereği gibi takdir edemedikleri gibi alabildiğine de eleştirmeye çalışıyorlar. Kur'an'da eksik göstermeye çalışıyorlar. Ezbere kendi güvendikleri din adamlarından öğrendikleri şeyleri pazarlamaya çalışıyorlar. Böyle yapmamalıyız arkadaşlar. Din söz konusu olduğunda Allah'tan hidayet dilemeli ve ona yönelmeli, ondan yardım istemeli, onun kitabına kafa yorup öğrenmeye çalışmalıyız. Bu çok önemli. Şimdi geleneksel İslam fıkhının dayandığı kitaplardan bir tanesini burada aktaracağım. Hadislerle İslam fıkhı. Birçok vaiz bu kitaptan din öğrendi ve bunu insanlara anlattı. Benim hayatım, gençliğim, özellikle çocukluğum bu tür hikayeleri dinlemekle geçti. Buradan din insanlara anlatıldı. Şöyle söyleyeyim. Bu kitaplar Hadislerle İslam fıkhı. Baştan sona okudum arkadaşlar. Bundan 3 video yapmayı planlıyorum. Bu ilk video. Buradan size bir takım şeyler paylaşacağım. Bu Hicri 4. yüzyılda, 5. yüzyılda gayet normal karşılanabilen, hiç tuhaf bulunmayan bir kitap olabilir. Ama günümüzde eğer aklımızı kullanıyorsak bu kitaptaki tuhaflıkları görmemiz gerekir. Sadece bundaki değil, birçok din adına yazılan, aktarılan, vaizlerin okuduğu bu kitaplardaki yanlışlıkları görmemiz gerekir. Bu açıdan Kur'an'ın da açık ara üstünlüğünü takdir etmemiz gerekir. Düşünün bu kitaplara neler neler var. Ne tür iftiralar, ne tür çirkinlikler, ne tür fecaatlar, yani o kadar kötü şeyler bu kitapların içinde var ki bunları zaten videolarda anlatıyoruz. Ama Kur'an mükemmel bir kitap. Bu açıdan baktığınızda Kur'an içerisindeki harikuladeliklere hayran kalıyorsunuz. O dönem değil, yüzyıllar sonra bile yazılan hiçbir kitap Kur'an'ın hiçbir şekilde yanına bile yanaşamıyor. Neden? Çünkü Kur'an insan öğrene bir kitap değildi. Allah'tan indirilme bir kitaptı. Dolayısıyla Kur'an'ın üstünlüğüyle onlar kesinlikle boy ölçüşemezdi ve hiçbir zaman boy ölçüşemediler. Bu yüzden Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin bir kanıtı da bana göre budur arkadaşlar. Çünkü o dönem yazılan kitapları bir inceleyin. Hiçbir şekilde hiçbir kitabın ne Kur'an'ın tarzına ne anlattığı şeylere hiçbir şekilde yanına yaklaşamadığını göreceksiniz. Bu da Kur'an'ın insan ürünü bir kitap olmadığının delillerinden bana göre bir tanesi. Şimdi burada bakın arkadaşlar, ne diyor? Allah'ın Resulü, sana bu dağ kuyusundan su getiriliyor. Ancak o içine insanların pisliklerinin ve kadınlarının hayız bezlerinin ve köpek etlerinin atıldığı bir kuyudur. Birisi itiraz ediyor. Denilince o şüphesiz su tertemizdir.
hiçbir şey onu necis yapmaz buyurdu. Bakın arkadaşlar, bu hadise baktığınızda, burada bakın dipnotta da 20. Ebu Davud'da geçiyormuş. Orayı kesmişim maalesef. Şimdi burada şunu görmeniz lazım. Bir kuyuya ne kadar pislik atılırsa atılsın, o kuyu pislenmez. Köpek eti de atsanız, diyelim hayızlı kadın bezi de niyeyse hayızlı kadına gidip oraya atıyor. İşin ilginci yani. Böyle uyduracaklar ya. Birçok tuhaflıklar bu hadislerin içinde vardır. Ama işin özü, burası kirlenmezmiş. Kirlenmez mi? Elbette kirlenir. Peygamber böyle bir cümle kurur mu? Elbette kurmaz. Fakat önemli tarafı şu ki arkadaşlar, o toplumda bu tür şeyler normal olarak kabul edilebiliyordu. Kur'an'ın içerisinde bu tür tuhaflıklar bulabiliyor musunuz? Hayır. Bu açıdan bakarsanız bu toplumda olan o toplumda olan birçok tuhaflığın Kur'an'da hiçbir şekilde içinde olmadığını görüyoruz. Şimdi devam edelim. Daha niceleri var. Şimdi bakın arkadaşlar, o bu kuyuya bunca pislik atılıyorken suyundan hiç abdest mi alıyorsun dedim. Resulullah dedi ki diyor, hiçbir şey suyu necis yapmaz. Hiçbir şey suyu pisletmezmiş arkadaşlar. Doğru mu? Elbette ki yanlış. Şimdi bu da çok ilginç. Ben elbisemdeki cünüplük izini yıkarken Ayşe beni gördü. Bir dakika dur. Ne demek yani? Ben elimdeki cünüplük izini görürken Ayşe seni görmüş. Nasıl yani? Dürbün gibi gözü var. Teleskop gibi. Hemen bakıyor. He, cünüplük izini görüyor. Ya bunlar öyle basit uydurma şeyler ki biraz düşündüğünüzde aslında bunların nasıl uydurulduğunu anlayabilirsiniz. Bana dedi ki, andolsun ben şunu çok iyi biliyorum. Bu Resulullah'ın elbisesine bulaştığı vakit onu ovalamayı kastederek bundan fazla bir şey yapmıyordu. Yani geliyordu cünüplük izi. Ya o elbisesinde neye gerek var? Ya nasıl bulaşıyor? Bu da tuhaf, anlamak zor. Sadece ovalıyormuş. Gördü, nasıl anladı? Az önce eleştirdim. Gördü cünüplük izini. Ne demek yani? Nereden anladı? Hiç düşünmeye gerek yok. Al bunu kullan. Ha, elbisene cünüplükle alakalı bir menit gibi bir şey bulaşırsa sadece çiteleyeceksin. O kadar, başka. Bunu bilmesek dinimiz eksik mi kalırdı? Ne gerek var böyle hadislere? Bir de düşünsenize. Ayşe validemiz geliyor. Cünüplük izini görüyor. Ya utanın biraz yahu. Biraz utanma, arlanma olur. Ne demek yani? Adamın elbisesindeki meniyi görecek. Gelecek, ha bunu ben biliyordum mu diyecek. İşte bu kitaplarda böylesine artık ifadeler var. Devam edelim. Ey müminlerin annesi, ben sana bir hususa dair soru sormak istiyorum. Ama onu sormaktan da utanıyorum. Çok şükür utanıyormuş. Dedi. Ayşe sor. Ben senin annenim dedi. Ebu Musa, iki sünnet yeri birbirine kavuşacak olursa gusletmek gerekir mi? Sorduğu soruya bakın. Yani erkeğin cinsellik organı ile kadının cinsellik organı diyor, buna diyor gusletmek gerekir mi? Ayşe, Resulullah diyor iki sünnet yeri birbirine kavuştuğunda guslederdi diye cevap verdi. Yani düşünün, bir insan gelecek orada diyecek ki iki sünnet yeri birbirine kavuştuğunda bir tane kadına, hele hele bunu peygamberin eşine soracak. Ayşe oturmaktayken bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hanımı ile cima ettikten sonra menisi akmayan kişi için gusül gerekir mi diye sormuş. Yani cima ediyorsun ama olmuyor. O da diyor ki, gerçek şu ki ben bu işi bununla yapıyorum, sonra da guslediyorum demiştir. Yani neresinden tutarsanız, ben bu işleri çok yorumlamak istemiyorum. Artık burada yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Böyle bir şey bir insan normalde böyle kurar mı? Kursa peygamber böyle bir cevabı verir mi? Yani geldi diyelim, iki sünnet yeri birbirine değse diyor falan. Ayşe buna cevap verir mi? Ya sen ne tuhaf adamsın, ne tuhaf şeyler soruyorsun mu der. Anlatabiliyor muyum? Şimdi birisi gelse bana bunu sorsa, ya ben işte benim işte cinsel organım da karımın cinsel organı dese, ben adama tuhaf tuhaf bakarım yani. Kardeşim git Kur'an'ı oku, bak orada bir şey görmüyorsan, orada yoktur, bir de yasak yoktur derim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada kurutulmuş bir suç parçasından dolayı dahi olsa ateşin değdiği şeylerden dolayı abdest alın. Bakın arkadaşlar, bu tür şeyler de hiç topluma anlatılmayan, üzerinde konuşulmayan şeyler. Yani ateşte pişmiş şeylerden yerseniz diyor, gidin bir abdest almanız lazım. Sünniler abdest alıyor mu? Yok. Burada bakın ne diyor? Kurutulmuş bir süt parçasından da dolayı dahi olsa ateşin değdiği şeylerden dolayı abdest alın.
Bir sürü böyle hadis var. Öyle az değil sayısı. Resulullah kim et yerse abdest alsın buyurdu. Et yiyince abdest alıyor musunuz? Ey sünni kardeşlerim. Bu hadisleri amel ediyor musunuz? Bu hadisleri size hiç din adamları anlatıyor mu? Yok. Hadisler lehif-i İslam fıkı. O dönem bunu alıyorlardı ve insanlar bunları uyguluyorlardı. Ama şu an sizin umurunuzda değil. Neden? Çünkü sevdiğiniz din adamları bunları anlatmıyor. Bu sizin dininiz artık değil. Bunları artık anlatmıyor. Ama o dönem bunları uyguluyorlardı. Bunu okuyorlardı. O vaizler bunu coşkulu bir şekilde anlatıyordu. Bizler ateşin değiştirdiği şeylerden dolayı abdest alır, sütten dolayı ağzımız çalkalar fakat hurma yediğimiz için ağzımız çalkın. Ya arkadaşlar, bu hadisler olmasa dinimiz yarım mı kalır diye bir düşünün. Yani bu hadisler neyi halletti? Neye faydalı oldu? Bu adamlar bunları niye nakletti? Kitap, koskoca kitaplar yazdılar. Bu hadisleri aldılar. Niçin? Neyimizi eksiğimizi giderdiler? Hangi konuyu çözdüler? Kur'an'la alakalı hangi detayı açıklığa kavuşturdular? Bakıyorsunuz böyle eften püften, üstelik bir değil yani yüzlerce böyle hadis var. Ben sadece bir kısmını sizinle paylaşacağım. Bana göre Resulullah namaza gitmişti diyor. Ümmü Seleme ona bir kürek kemiğinden et sıyırdı. O da onu yedikten sonra abdest almadan çıktı ve namazını kıldırdı. Bunu niçin vurdum? İki tane çelişik hadis. Birisi et yedi abdest aldı, bir tanesi et yedi abdest almadı. Hangisi doğru? Seç beğen al. Et yiyince abdest mi almak istiyorsunuz? Öteki hadis sizin için uygundur. Et yiyince abdest almıyor, almamak mı istiyorsunuz? O zaman bu hadis sizin için uygun. Hangisini isterseniz. Yolcu için mesder üzerine 3 gün 3 gece mukim kimse için de bir gece olarak tespit etti. Yani mest, ayağınıza bir şey giyiyorsunuz ya, üstüne mest ederseniz, yani abdestle alakalı bir konu. Ne kadar süre? Yolcuysan 3, mukim yerleşiksen 1 gün. Eğer soru soran kişi ona daha çok sormaya devam etseydi, Allah Resulü ona da arttırırdı, süreyi arttırırdı. Ne demek yani? Düşünsenize, sorduğunuz soruya göre dindeki şey azalıp eksilebiliyor. Böyle bir şey midir din? Benim dinim böyle değil. Kur'an'da neyse ben onu uyuyorum. Ama bunların dini öyle değil. Soruyor, olmuyor. Soruyor, artabiliyor. Soruyor, eksiliyor. Değişken, çok değişken. Bir kez ye diyor, ötekinde yeme diyor. Böyle bir şey arkadaşlar şu açıdan da bence sorunlu. Çünkü düşünsenize, birisi elçi olduğu iddia ediyor. Size bir din anlatıyor. Diyor ki, işte bu şey söylediğim şey çok önemli. Et yediniz, git diyor sana abdest al. Bir süre sonra geliyor. Et yediniz. Yok diyor, abdest alma gerekmez. Ne demek ya bu? Sen din anlatıyorsun. Bu din çok mu değişiyor? Ha, unuttu bu. Ha, bu ne söylediğini hatırlamıyor. Bir böyle diyor, bir böyle diyor. Oraya gelir bu. Düşünsenize. Anlatılan din çelişik hale gelir. Anlatabiliyor muyum? Kız çocuğunun idrarı yıkanır. Buna karşılık erkek çocuğunun idrarının üzerine su serpilirmiş. Alın size kız çocuğunu insanların gözünde daha alt bir tabakaya itmek için bir hadis. Erkek çocuğun temizliğini neye bağlıyorlar? Hiçbir delil yok, hiçbir şey yok. Sözün kimin söylediği açısından belli değil ama buna birçok insan inandı ve dini buna göre şekillendirdi. Bize ait develerin bulunduğu yere gitseniz de develerin sidiklerinden içseniz iyi olur. Dedi ki Katade Enes'ten idrarları da içseniz ifadesini bellemiş olduğunu söyledi. Sütlerinden ve idrarından dedi. Değişik hadisler bunlar arkadaşlar. Devenin sidiğinin şifalı olduğu söyleniyor birçok hadiste. Sünnilerin çoğu bunu içmiyor. Araplarda bir kültür, onlar içiyor ki kısmen de. Sünniler bunu içiyor mu? Çoğunluk içmez. Bazıları eti yenen hayvanların idrarının da temiz olduğu kanaatine sahip olmuş ve idrarlarının hükmünün de etlerinin hükmü olduğu gibi belirtmiştir diyor. Ne demek arkadaşlar? Yani etini yediğiniz hayvanların sidiğini de içebilirsiniz. Bazı fıkıhçılar böyle hüküm vermiş. Buna inanan insanlar olmuş mudur? Olmuştur. Sidiği, hayvan sidiğini insanlara içirmişler. Niye? Bir tane din adamı böyle iştahat etmiş. Hayvan sidikleri temiz midir? Ya etini yiyorsanız tabii ki sidiği de. İyi ki boku da temiz dememiş yani. Düşünsenize onu da yedirirlerdi.
İyi ki onu söylememişler. Sidiği temizdir, sidiğini içebilirsiniz. Tabii ki bu genelleşmemiş. Kısmen bazı işte diyelim o dönem meşhur olan ama daha sonra da unutulan yaygınlaşmayan hükümler bunlar arkadaşlar. Yaygınlık kazanmamış ama neticede böyle hükümler verilmiş ve bir takım insanlar tarafından uygulanmış. Burası çok önemli. Evet, az önce bunu söylemiştim. Şimdi de bu tek taş meselesi var. Kim abdest bozduktan sonra taşla temizlenirse tek sayıdaki taşlarla temizlensin buyurdu. Bu da çok bence çirkin bir mantığa dayanan bir şey. Düşünün, niye tek taş, niye bir tane taşla diyor. Bir tane hadis kitabında yanlış hatırlamıyorsam Riyazu-s-Salihin'di. Allah tektir, teki sever. Yani buradaki tek taş meselesi oradan geliyor. Allah'ın tekliğiyle adamın taharet taşıyla ilişki kuruluyor. Yani her zaman tekle. Niye? Allah teki seviyor çünkü. Kendisi de tek ya. Bu kafaya bakınız. Tuvalet taşını yani taharetlenecek taşla Allah'ın tekliğiyle şeytan onlara ilişki kurduruyor. Alay ediyor onlarla. Farkında değiller. Ona üç taş ile temizlenmesini emrederdi. Niye üç? Dediğim gibi teki üç, beş, yedi hep teki tutturacaksın. Tek taş. Niye? Allah tektir, teki sever. Bu adamların zihni maalesef bu konularda maalesef düşünememiş. Az önce de belirttiğim gibi arkadaşlar geçmişte bunları iyi değerlendirilmemelerini anlayabiliriz. Çünkü Hicri 4. yüzyılda, 5. yüzyılda, 6. yüzyılda hatta geçen yüzyıla kadar insanların ellerinde kitaplar yoktu. Kitaplara ulaşmak pahalıydı ve insanlar okusalar da çok anlayamıyorlardı. Çünkü kitaba aşina değillerdi. Dolayısıyla o insanların yanlış inanmalarını bir şekilde anlayabiliriz. Allah hatalı inanmalarından dolayı belki onları affedebilir. Bilmediklerinden dolayı, habersiz olduklarından dolayı. Ama günümüzde videolar yoluyla, kitap yoluyla artık kitaplar ucuzladı. Bir Kur'an mealini 10 liraya alıp anabiliyorsunuz. Okumalısınız, öğrenmelisiniz. Kimseye güvenmeyin. Din adamlarına özellikle güvenmeyin. Kendiniz okuyun, öğrenin. Kendiniz öğrenin. Bir şey kafanıza takıldığında onu sorabilirsiniz. Herkese sorabilirsiniz. Ama yine kendiniz akledip kendiniz anlamak zorundasınız. Burası çok önemli. Birisi size söyledi diye o şey doğru olmaz. Kendimiz akletmek zorundayız. Çok önemli arkadaşlar. O yüzden bolca okuyalım, öğrenelim, araştıralım ve dinimizi en sağlıklı bir şekilde anlamaya çalışalım. En önemlisi Allah'tan sürekli bir şekilde hidayet ve yardım isteyelim. Fatiha suresinde istediğimiz gibi. Bilinçli bir şekilde bunu yapalım. Selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz.